emekte en sevdiğim yere geldim, Mona'ya. Hemen bir kahvaltı yapacağım, şuraya yayılacağım sonra. Bayağı bir iş bekliyor yeni beni. Yeni bir vlogdan herkese merhaba. Ankara'dan açtım bugün gözümü. Bugün Ankara'dayız, şimdi sabah erkenden kalktım. İşler biraz yoğun. Tabii 3-4 günün toplam bir işi birikti. Şimdi onu yapmadan önce hemen bir kahvaltı yapacağım. Şöyle sandviçimi aldım. Sıcak çayımla birlikte bir kahvaltımı yapacağım. Daha sonra işe çalışmaya başlayacağım. Böyle de önce size bir selam vereyim dedim. Yeni vloğa da başlayalım bu şekilde dedim. Nasılsınız? Ya ne zamandır böyle size bir şey sormuyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlarda gelin cevap verin, konuşalım. İyiyseniz, kötüyseniz her şeyi konuşalım. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Bir de beni hangi şehirden izliyorsunuz? Hangi şehirden böyle abonelerim var, takipçilerim, izleyenlerim var? Bunu da bilmek istiyorum. Ankara'da olanlara selam. Onun dışında neredeyseniz bunu bilmek istediğim için yorumlara bekliyorum hangi şehirden izlediğinizi. 2,5 saattir öyle bir çalıştım ki gerçekten böyle aralık vermeden çok güzel, böyle verimli bir çalışma oldu. Yaklaşık 2,5 saattir telefonla görüşüyorum. Bunları yaparken arada küçük ufak alışverişlerim de oldu. Şimdi o kadar güzel bardaklar aldım ki bunları geldiği zaman bence göstereyim. Şimdi göstermeyeyim hiç size. Geldiği zaman sizinle paylaşacağım. Aşırı güzel bardaklar aldım. Sonra birkaç ihtiyacım vardı. Böyle farklı yeni gelen ürünler vardı. Onlardan sipariş verdim. Bunların hepsi geldiği zaman size göstereceğim. Nasıl gök gürlüyor anlatamam sesi. Şimdi muhtemelen bir 5 dakika içinde felaket yağmur indirecek belli. Şimdi benim de işim bitti. Yoruldum. Saat de 4'e geliyor. Dedim artık bu kadar konuşma yeter. Gerçekten saatlerde telefonla konuşuyorum. Şimdi eve doğru gideceğim. Annem aradı. Dedi bari dedi eve gel, evde kahve içelim. Hiç kahve içmemişim gibi. Yarın ben bir yere gidiyorum. Yarın doktoruma gideceğim. Peyami Duman'a. Dudak dolgu randevum var. Son dolgumu yaptırdığımdan beri 8 ay geçmiş. Şöyle. Aslında bu erimiş hal. Yani bayağı oldu, üzerinden geçti. Şimdi dedim bir milim daha yaptırayım. Şimdi yaz da geliyor. Dolguyu yaptırdıktan böyle 2-3 ay geçmiş hali daha güzel oluyor. O yüzden dedim bari yazın, daha rahat, daha güzel olur. O yüzden yarın randevuya gideceğiz. Hatta yaptırırken de video çekeyim mi? Çekeyim ama işte acılı bir durumda olduğu için bir dakikalık bir acı. Onu da paylaşırım sizinle. Eve gelmemle yağmurun indirmesi bir oldu. Tam zamanında çıkmışım. Şimdi eve geldim, şöyle tüm tavuğu sosladım. Onu hemen pişirmeye bıraktım. Şimdi bir içeri salona geçeceğim. Şurada aynanın yanındaki Starliçe'yi buraya aldım. Biraz daha böyle güneş görsün diye. Çünkü sanırım o taraf biraz karanlık olduğu için bence yerini sevmedi. O yüzden biraz şöyle aldım. Büyüdüğü zaman da o altındaki sehpayı alacağım zaten. Biraz boyu yüksekte dursun diye oraya aldım. Bir de şu yeni çıkan yaprağın büyüklüğüne bakın ya. Kocaman, resmen kendini taşıyamıyor. Bu bayağı bir boy attı. O yüzden artık bunu sehpanın altından aldım, yere koydum. Yüksek zaten boyu. Kocaman oldu. Az önce masa siparişi verdiğimiz, yani masa aldığımız firmayı aradım. Normal şartlarda bu hafta çarşamba, perşembe günü gibi teslim olacaktı. Ama sanırım bir 2-3 gün, 2-3 iş günü daha uzayabilir. Muhtemelen haftaya teslim olacak. Haftaya masamız da gelir. O zaman detaylıca masayı da göstereceğim size. Şimdi yarın
dudak dolgusuna gideceğim. Ya şöyle, aslında şu an güzel durumda tam boyu. Ama bu mesela benim dudağımın kendi hali. Yani dolgu olmadan önce de böyleydi zaten. Ben sadece bir tık bu üst tarafı yoğunlaştırmak istiyorum. Zaten alt tarafta bir dolgu yok. Hani sadece iki tane buradan dolgu yapıyorlar. Yani sadece hafif hacim vermek için. Alt taraf kendi hali, üst tarafa biraz koyduruyordum. O da kalmadığı için biraz yarın gidip ekletme yapacağım. Şöyle bir milim koyacağız. Tabii bir hafta, yani bu hafta içinde muhtemelen koca bir dudak şeklinde gezerim. Ama sonra bir buçuk hafta sonra kendi haline iniyor. Yavaş yavaş zaten asıl haline dönüyor. Asıl ikinci, üçüncü ayında güzel tam haline geliyor. O yüzden tam o da yaz tarihine geleceği için şimdiden yaptırmak daha iyi olur dedim. Bir de tabii her gün fiyatlar da arttığı için benim İstanbul'daki doktoruma bir sordum, dedim fiyatlar nedir, fiyat alayım dedim. En azından belki gittiğim zaman yaptırırım İstanbul'da diye. Fiyatı 7500 lira olmuş bir milimin. Dedim şaka mı ya? Ankara'da yine ortalama 5000'e yakın zaten ama en azından hani bir tık daha düşük Ankara'da fiyatlar. O yüzden böyle Ankara'da da artmadan dedim yaptırayım. Çünkü yaz geliyor. Şimdi fiyatlar da iyice artar. Yarın da gittiğim zaman doktorun yanından da detaylıca video çekerim. Size de gösteririm. Yapılış aşamasını da göstereceğim. Acılı da olsa çekeceğim videoyu. O zaman siz de canlı tanık olursunuz. Günaydın. Şu kötü havada, kötü demeyeyim ya, mis gibi hava. Şu havada mutluluğum. Dışarıda felaket yağmur yağıyor. Bugün sabah erken kalktım. İşime gittim, ofisime gittim. Uğrayacağım bir yer var onun için. GOP'a gidiyorum. Daha sonra emek civarına geçeceğim. Orada size takı alışverişi yapacağım. Yaparken de yine vlog çekerim. Aldığım takıları gösteririm. Sonra da artık dolgu yaptırmaya gidiyoruz. Ya bugün de o kadar komik ki, yani dolgu randevusunu aldığım günden beri dudağım bana dolgun gözüküyor. Vallahi sinir oluyorum buna. Neyse, yapacağız. Yapacak bir şey yok. Eninde sonunda o da eriyecek. Kendimi avutma. Böyle avutuyorum kendimi. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce. Icardi'ye buradan selam. Icardi tabii kanalımı takip ettiği için Icardi'ye buradan selam gönderiyorum. Hadi bakalım şu yağmurda ben gideyim. Telefonu bırakayım. Bay bay. Ne gelemiyorum. Şu kupeleri göstereyim. Onların hem gold'undan hem gümüşünden aldım. Senin barajın da oradaymış. Hı-hı. O da burada hemen. Yan tarafta. Şimdi geldim. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Seriyorum. Güzel bir dudak yapınız var ama. Birazcık bekleteceğiz. Herkese diyorum beni konuşturmayın. Çünkü şu dile değdiği zaman dilin uyuşuyor. Anlatamam o hissi. Şimdi biraz bekliyoruz uyuşması için. Yalnız uyuştukça sanki dolgu yaptırmış gibi durmuyor mu? Nerede olduğunu da şöyle göstereyim. Hemen ön tarafımızda Yeda. Hemen Yeda'nın arka tarafında Farilya İş Merkezi'nde burası. Nasıl uyuşmuş anlatamam şu an. Sanki dudağım yok. Sanki dolgun yaptırmışım gibi durmuyor mu? Her yerim uyuşturucu. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum, biliyorum. Öncekinde siz yapmıştınız. Evet.
Çekersin canım. Acılı kısımları çekemedim. Çünkü gerçekten insan unutuyor acısını. İnsan önceki acıyı unuttuğu için tekrar geldiğinde sanki hiç canı yanmayacakmış gibi hissediyor. Şöyle göstereyim. Tabii bu böyle 3-4 gün böyle olacak. Daha sonra iyice. Kendimi çok garip hissediyorum. Bir de oynatamıyorum şu an. Hala uyuşuk olduğu için. Bol bol böyle krem süreceğim. Arabayı baneden alacağım ama plakayı bile söyleyip konuşamıyorum. Neyse, Allah'tan işe falan gitmeyeceğim. Eve gideceğim. Hayır, şey gibi bir de. Böyle işe gitmeyeceğim diyorum ama bunu videoya YouTube atıyorum. Binlerce kişi izleyebilme ihtimali varken. Neyse. Ay, her yerim şey oldu. Uyuşturucu kremin şeyleri, döküntüleri. Eve gideceğim dedim ya, işim çıktı, gidemiyorum. Bu şekilde daire mi göstereyim? Şimdi tekrar ofisin olduğu tarafa doğru gidiyorum. Bir acil işim çıktı. Ondan sonra işimi halletip olmadı kızlarla otururum biraz. Trafik bitene kadar, çünkü yağmur yağıyor ve akşam trafiği düşünemiyorum dönüşü. Tekrar oturduğumuz yerde vlog açarım. Ama bence çok güzel oldu. Ben seviyorum ya. Herkes sevdiği haliyle mutlu olsun. Ben böyle seviyorum. İlk çektiğimde daha şeydi. İz oluyor ya, iğne izliydi. Şu an biraz daha oturmaya başladı. Şu an kızlarla dudağımı yapıyoruz. Şu anki halimle bir de filtre yaparsam düşünemiyorum. Zaten konuşamıyorum. Tam çıktım şeyden, iş merkezinin oradan çıktım. Valeden arabamı isteyeceğim. Arabayı söyleyemedim. Ağzımı açamıyordum. Ay tamam abla diyor, manuel olan da evet diyor, tamam ben getiriyorum. Anladı zaten. Dudağımı yaptırıp dışarı çıktım, dedim ki zaten dedim beni böyle dedim. Bugün şiş halimi kimse görmez, eve giderim dedim. Ama öyle şişiyor. Ay, ama şey şişiyor. Yani normal bir zamanda ofiste bu kadar zaman geçirmem. Morarmanız çok enteresandı. Yok, ben hiç yaptırdığımda hiçbir zaman morarmaz. Ay, şuralarım hep yapışık şey oldu. Uyuşturucunun kremi şey. Bak şimdi daha yarın güzel durmaya başladı. Yarın okudum, bakacak mısın çocuğa söyleyeyim? Evet. Tamam. Ne oldu? 20 şey yaptım o sırada. Hayır, hayır, hayır. Ben emek harcadım böyle daha önce. Sen yoktun. O böyle bekleyecek aranana kadar. Sen yoktun burada, ben buna... Şimdi hazırlandım. Dışarı çıkacağım. Önce bir çukur ambara uğrayacağım. Orada biraz işlerimi hallettikten sonra ofise geçeceğim. Sadece dudağımda bu üst kısmını daha tam hareket ettiremiyorum. Çünkü hafif ödemli olduğu için. Onun dışında alt taraf mesela daha doğal duruyor. Zaten alt taraf gibi inecek. Bu da doğallaşacak. O yüzden biraz ona zaman veriyorum. Hemen şu arka taraftaki starlitçeyi göstereceğim size. Videonun başında göstermiştim. Yan buraya aldığımı söylemiştim. Hemen daha alır almaz ikinci gününde bakın buradan ne geliyor. Hemen bir tane yavru vermiş. Muhtemelen bir haftaya onu biraz hafif uzamış olarak görürüz. Demek ki senin yerin camın önü. Bunu anlamış olduk. Artık bunu buradan çok fazla oynatma. Burada büyüye dursun. Bugün hava biraz güzel diğer günlere göre. Çünkü günlerdir hava hep yağmurluydu. Şimdi ben de hemen dışarı doğru çıkacağım. Size aslında bugün dün aldığım takıları gösterecektim. Bu taktığım da onlardan biri, bu top küpe. Bir de birkaç tane daha aldım ama onları göstereyim mi bilmedim. Çünkü bu vlogu bugün sonlandıracağım. Yarın çekeceğim vlog da kargolarım da gelmiş olur, bardaklarım vesaire. Aldığım tüm alışverişlerin hepsini toplu olarak göstereceğim. Orada olmadı, bu takıları da gösteririm. Bunlar burada kalsın. 71'e geldim. 19. kata çıkacağım. Şimdi görüşmeden çıktım. Yeni bir yola giriyoruz bakalım. Ne yolu?
Şu an diyetisyen randevum vardı. Artık yemek olayına bir düzen getirmek istedim. Çünkü gerçekten yemek yemeyi çok seviyorum. Yemek yemeden duramıyorum. Artık buna bir sınır koyma zamanım geldi bence. Bakalım, yakında sizinle de diyetisyenimi vesaire hepsini paylaşacağım. Şimdilik bu 1-2 hafta bakalım nasıl gidecek. Onunla ilgili zaten bir şeyler yaparken sizinle de paylaşıyorum. Ben şimdi ofise geldim. Yemek falan yedik. Şöyle bakın. Sadece şuradaki iğne izlerim kalmış ya. Böyle kamerayı açınca fark ediyorum ben de. Onun dışında alıştım durumuna. Şimdi bu vlogumu burada kapatıyorum. Birazdan biz bir yere gideceğiz. Oranın vlogunu da diğer videoda paylaşacağım. O yüzden şimdilik hoşça kalın diyorum. Yanımda da. Hoşça kalın. Takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.